Ressam Tevfik Aravurgun bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin, arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları, şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıvermişlerdi. Ressam Tevfik dün akşam rıhtımda gezerken tasarladığı Fındıklı'da kömür kayıkları tablosunun bütün cazibesini kaybettiğini ve yelkenlerinde kızıl hareler oynaşan, gölgelerinde karanlık ummanların ruhu buğulanan, ki Tevfik bir hayli de şairdi, butaka bozması motorların yüzüne vuran ustalıkla projektör ışıkları kesildiği, vücudunu tatlı bir sır gibi saklayan tül sırtından çekildiği zaman sarkmış etleri ve sarı yeşil çehresiyle perişan bir hal alıveren bir eski dansöz gibi karpuz kabuklarıyla kedi ölülerin arasında ağır ağır çalkalandıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Bugün bir resim yapmaya karar vermişti. Bir şeyler bulmalıydı. Ama öyle rastgele bir şey değil. Aslında çirkin ve iğrenç de olsa güzelleştirebileceği bir şey. Çünkü sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenleri, çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürüyen ay ışığı gibi tatlı bir yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu. Sanat eserinden faydalanabilecek durumda olanlar her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Sanatkarın ekmeği de işte bu tatlı rüya meraklılarına bağlıydı. Yoksa kömür kayığında yüzü koyun yatan yırtık zıpkalı Bartın uşağına değil. Ressam Tevfik Aravurgun alakasız ve bıkkın bakışlarını denizin kırışıksız çalkalanan yeşil yüzünde gezdirirken tam karşısında birkaç yüz metre ileride beyaz bir gemi gördü. Arkaya doğru yatık bacasından hafif dumanlar çıkan ve maden kısımları güneşte sapsarı parlayan bu ince uzun gemi, kemanbaş provasının zarif bastonunu saray burnuna doğru uzatmış, kımıldamadan duruyor, bayrağını kız kulesinin önünde dalgalandırıyor, bu haliyle gagasını ileriye doğru uzatıp kuyruğunu çırparak suların üstünde dinlenen beyaz bir martıya benziyordu. Ressam gözlerini kırpıştırarak o tarafa doğru baktı. Sonra kararını vermiş gibi başını sallayıp sehpasını kurdu, boya kutusunu açtı, paletiyle fırçalarını eline aldı. Pek öyle acele etmeden, sanki bu işi yarıda bırakacakmış gibi duraklaya duraklaya beyaz geminin resmini yapmaya başladı. Tepesine doğru yükselen güneş, mini mini gözlerini kamaştırıyor, henüz 30'una gelmediği halde esmer derisi bumburuşuk olan yüzünü büsbütün kırıştırıyordu. Kısacık boyu sehpanın arkasında kayboluyor, ara sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun derisi kıvrılıp katlanıyordu. Bir saat kadar sonra resmi tamamladı. Daha doğrusu kendi kendine yeter artık diye işi bıraktı. Elinin tersiyle alnının terlerini silerek bir iki adım geri çekildi. Hiç de fena olmamıştı. Günün resim yapmaya en uygunsuz olan bir saatinde çabucak çırpıştırdığı bu tablo bile onun epeyce kabiliyetli bir sanatkar olduğunu gösteriyordu. Yaptığı resme baktıkça bunu kendisi de fark eden Tevfik, "Ah Fransa'da birkaç sene daha kalabilseydim, insan 6 ayda ne görür ne öğrenir ki?" diye zihninden geçirdi. Eğilerek takımlarını toplamaya başladı. Bu aralık yine kendi kendine söyleniyordu. İstediğin kadar güzel resim yap, anlayan kıymetini bilen olmadıktan sonra. Biraz durduğu kapalı dudaklarını birer çizgi gibi incelten garip bir gülümseme yüzünün buruşuklarını arttırdı. O düşünmeye devam etti. Neyse buna da şükür. 8 sene Anadolu'da orta mekteplerle öğretmen okullarında resim hocalığı etmekten anamız ağladı. Bir yolunu bulup buraya kapağı atmasaydık daha da ağlayacaktı. Gözü karşıdaki beyaz gemiye takıldı ve düşünceleri hemen o tarafa kaydı. Kim bilir hangi gavurun yatıdır. Yaşamasını biliyor hergeleler. Elbette dünyada her şey parayla olur. Para da onlar da. Sanatın kıymetini de onlar biliyor. Acaba bu geminin sahibi ne milletten? Ya İngiliz ya Amerikalıdır. İngiliz ise boşver, pintoğlu herifler. Ama Amerikalıysa yaşadık. Tevfik ilerden geçen bir sandala ellerini sallayarak seslendi. Kendisi de farkında olmadan bir takım kararlar vermiş olduğunu görünce gülümsedi. Eni 2, boyu 3 karış büyüklüğündeki bu tabloyu geminin sahibine götürüp lütfen bu hediyeyi kabul etmesini isteyince adam herhalde pek müteassıs olacak. Hele ressamın karşıdaki akademinin hocalarından olduğunu öğrenince muhakkak kesenin ağzını açacaktı. Öyle ya, keyfi için hususiyatla seyahate çıkan zengin bir ecnebi için gemisinin eşsiz İstanbul dekoru içinde yapılmış güzel bir tablosunu salonuna asmaktan ve dostlarına bu resmin yerli bir profesör tarafından yapıldığını söylemekten daha zevkli ne olabilirdi? Yapacak işleri olmadığı için dünyayı dolaşmaya çıkan aylakçı zenginlerin, memleketlerinin herhangi bir köşeciğinde saklanmayıp, sahilden her tarafı gezdiklerini ispat etmek ister gibi, her uğradıkları yerden vesika mahiyetinde bazı şeyleri tedarik etmek adetinde olduklarını biliyordu. Ama bu düşüncelere dalmış bir halde gemiye yaklaşıp bayrağın İngiliz olduğunu görünce biraz ümitleri kırıldı.
Deli gibi para yiyenlerin asıl Amerikalılar olduğu malumdu. Neyse, kalbini sağlam tut Tevfik diyerek elinde tablosuyla beyaz geminin merdivenini çıkmaya başladı. Kendisini yukarıda genç, güler yüzlü, lacivert elbiseli biri karşıladı. 40 yıllık ahbap gibi ona elini uzatarak tuhaf bir Fransızca ile ''Buyurun'' dedi, ''deminden beri size bakıyordum. Bizim yata geldiğinizi anladım. Dürbünle bakınca tablonuzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi?'' Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızca ile karşısındakinin sözlerinin ancak bir kısmını anlayabilen Tevfik, buruşuk yüzünde anlayışlı görünmek isteyen şaşkın bir tebessümle genç kaptanın arkasından gidiyordu. Öteki sözüne devam ederek, ''Lord cenapları pek müteessir olacaklar. Gemide bulunup sizi kendileri kabul etmeyi herhalde pek isteyeceklerdi. Sanatınızı bizzat takdir etmek fırsatını kaçırdıklarına sahiden çok üzülecekler.'' diyordu. Ressam Tevfik Aravurgun'un yüreği birdenbire hızlı atmaya başladı. Fena ihtimaller zihnini dolduruvermişti. Hapı yuttuk diye düşünüyordu. Herifin nezaketine bakılırsa Lord cenapları gemide yoklar bahanesiyle atlatılacağız. Ne yaman adamlar yahu. Beni daha uzaktan dürbünle dikiz edip atlatma planları hazırlamışlar. Ne yapalım, kısmet. Bol bol hayaller kurup bunların her zaman boşa çıktığını görmeye alışmış bütün insanlar gibi ressam Tevfik de kaderine çabuk boyun eğenlerdendi. Bunun için genç kaptan tabloyu eline alıp takdirkar bakışlarla uzun uzun seyrettikten sonra ''Ah ne güzel, ne güzel, bizimle bir öğle yemeği yemek lütfunda bulunursunuz değil mi?'' deyince adeta sevindi. Kaç günden beri doğru dürüst bir yemek yemediğini hesaplamaya çalışarak ''Neyse buna da şükür'' dedi. Hele geminin bol, güzel yemekleriyle karnı iyice doyup biraz fazlaca kaçırdığı tatlı şarabın tesiriyle mahmur koltuğun arkasına yaslanınca bu alışverişten memnun bile olmaya başladı. Böyle lüks bir gemide bu kadar nazik bir ecnebiyle karşı karşıya ve sindire sindire yenen bu nefis yemek küçük bir mukavva parçası üzerine bir saatte yapılan bir resme değerdi. İmzasının bir İngiliz lordunun yatında dünyayı dolaşması da caba. Genç kaptanla İstanbul'un güzellikleri, resim sanatının incelikleri üzerinde biraz konuştuktan sonra kaptan da pek o kadar iyi Fransızca bilmediği için gitgide daha kolay anlaşmışlardı. Tevfik gitmek için doğruldu, kaptan bir dakika diyerek salondan çıktı. Tekrar içeri gelince yüzü hafif kızararak ''Lord cenapları hakikaten bedbaht olacaklar. Bu centilmence alakanızı kendileri değerlendirmeyi muhakkak çok isterlerdi. Kusura bakmayın, benim tarafımdan şunu kabul edin.'' dedi ve ressama bir zarf uzattı. Kekeleyerek teşekkür kelimeleri mırıldanmaya çalışan Tevfik, kendisini merdiven başına kadar geçiren ve karaya dönebilmesi için geminin sandallarından birini veren kaptanın hararetli elini sıktı. Kayıkta elini cebinden çıkarmıyor, parmakların arasında haşırdayan zarfı okşuyordu. Bunun içinde ne kadar para bulunduğunu hemen görmek için yanıp tutuştuğu halde, karşısında kendisine hiç bakmadan hızlı hızlı kürek çeken İngiliz gemiciden utanıyor, sonradan inkisara uğramamak için herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçıyordu. Rıhtıma yanaşıp kendini karaya atar atmaz koşarak binanın köşesini döndü, elleri titreyerek zarfı çıkardı ve içini boşalttı. Bunlar 5 tane irice banknottu. Bir hayli evirip çevirdikten, yazıları söktürmeye çalıştıktan sonra üzerindeki 5 rakamına bakarak bunların 5'er İngiliz lirası olduğunu hükmetti. Ama yine de bir anlayanına sormaya karar verdi. Ressam Tevfik Aravurgun'un yaptığı yat resmiyle buna karşılık aldığı 25 İngiliz lirasının hikayesi birkaç saat içinde bütün akademiye yayıldı. Hatta bazı çabuk tesirler göstermekte de gecikmedi. Mesela gencinden yaşlısından 3-5 ressam hemen rıhtıma inerek aynı beyaz geminin başka başka yerlerde ve birbirlerine göstermeden resmini yapmaya koyuldular. Ama daha başlangıçta bütün ümitleri suya düştü. Ufak bir motor beyaz gemiye yanaştı, gemi bacasından koyu dumanlar çıkardı, biraz sonra da burnunu Marmara'ya çevirerek aldı başını gitti. Bugünden sonra birçok ressamların rahatı, hatta bazılarının uykusu kaçtı. Hepsi beyaz bir yat bekliyorlar, onun güzel bir resmini yapabilmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gündüzleri kah atölyelerinin kocaman pencerelerine yaklaşarak, kah rıhtıma inip güya biraz hava almak, başına dinlemek ister gibi dalgın dolaşarak hep ufku gözetliyorlar. Kendilerine kimsenin bakmadığına emniyet getirince durup ellerini kaşlarının üstüne koyuyorlar ve engin denizde kara arayan kaybolmuş gemiciler gibi denizin yüzeyinde bir şeyler seçmeye çalışıyorlardı. Birçokları rüyalarında her çeşitten beyaz gemiler görüyorlardı. Bunlar ister kocaman yolcu vapuru, ister alçacık taka olsunlar, kaptanları ister bahriyeli kantosuna çıkmış bir kadın, ister Hint racaları gibi giyinmiş kara sakallı bir adam kılığında bulunsunlar, nedense hep beyaz renkteydiler. Ama sahiden beyaz bir gemi İstanbul limanına girmeye tövbe etmiş gibiydi. Haftalar, aylar geçti. Yata benzer bir şeyin Marmara'nın yahut Boğaz'ın mavi suları üzerinden süzülüp geldiği görülmedi.
İkinci Dünya Harbi'nden az önceki sıralarda olduğu için belki lordlarda pek gezip dolaşma hevesi yoktu. Ama buna rağmen bazı tuttuğunu koparır, sebatlı ressamlar ümitlerini kesmiyor. Günün birinde herhalde beyaz bir yatın saray burnunu dönerek Kız Kulesi'nin önüne demirleyeceğine inanıyorlardı. Beklemekten bıkıp yorulan, o gün bu fırsatı kaçıracak fakat sabredip ümit kesmeyen kazanacaktı. Ressam Tevfik Aravurgun bu sonunculardandı. Ne olursa olsun sonuna kadar dayanacak ve kendi bulduğu hazineyi kimseye kaptırmayacaktı. Ötekileri en mukaddes haklarına göz diken haydutlar gibi kinli bakışlarla süzüyor. Hele bir tane gelsin size zor kaptırırım diye kendi kendine söyleniyor. Ara sıra da yumuşuyor ve arkadaşlarına gidip bir anlaşma şekli bulmak. Mesela ilk gelen benim, ikincisi senin, üçüncüsü de filancanın olsun diyerek hiç olmazsa en tehlikeli birkaç rakiple uyuşmak istiyordu. Ama beyaz bir gemi, bir yat gelmiyordu. 1 Eylül sabahı üç ressam rıhtımda birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınarak dolaşıyorlardı. Tevfik bakışlarını bir denize, bir arkadaşlarına kaydırarak çabuk adımlar atıyor, nefsine küfür üstüne küfür yağdırıyordu. Ne vardı liraları önüne gelene gösterecek? Sen İngiliz lirası görmedin de onlar pek mi gördüler sanki? İşte hiçbirisi kaç paralık banknot olduğunu bilemedi. Sen sırrını meydana vurduğunla kaldın. Tam bu anda üç ressamdan biri, iki defa üst üste sergide mükafat kazanmış sarışın bir genç, olduğu yerde mıhlanmış gibi durup gözlerini ileriye dikerek kendi kendine söylendi. Yata bak ulan! Ortalık pek sessiz olduğu için mi, yoksa mırıldandığını sanan genç ressam heyecanından bağırıverdiği için mi bilinmez, bu cümleyi ötekiler de duydular. Ve taş kesilmiş gibi oldukları yerde durarak gözlerini genç ressamın baktığı yere diktiler. Evet, beyaz bir gemi, bir yat, şurada birkaç yüz metre önlerinde duruyor, sağından solundan geçen şirket vapurlarının dalgasıyla hafif hafif sallanıyordu. Ne zaman gelmişti, ne zaman demir atmıştı, nasıl olup da farkına varmamışlardı? Hiçbiri bunlara cevap verecek halde değildi ama işte ortada bir gerçek vardı. Gemi, beyaz gemi, aylardan beri bekledikleri gemi karşıdaydı. Şaşkınlıkları geçer geçmez üçü de kuş olup atölyelerine uçmak istedikleri halde güya birbirlerine belli etmemek için ağır ağır içeriye girdiler. Merdivenleri teker teker fakat sabırsızlıktan boğulacak gibi kalpleri çarparak çıktılar. Bir dakika sonra üçü de sehpalarının karşısına geçmişler, boyalarını ellerine almışlardı. Bu işi başarmadaki sırrın resmin güzelliğinden ziyade çabuk bitirilmesine bağlı bulunduğunu üçü de biliyorlardı. Bunun için Tevfik ilk olarak ve yarım saatten az bir zamanda tablosunu bitirdi. Zaten her üçünün de atölyesinde Kız Kulesi ile Sarayburnu arasındaki manzarayı gösteren birer resim hazır duruyordu. Yapılacak iş bunun orta yerindeki boşluğa yatın tasvirini konduruvermekten ibaretti. Tevfik Aravurgun tablosunu yakaladığı gibi cadde tarafındaki kapıdan çıktı, biraz ileriden bir kayığa atladı ve bütün kuvvetiyle karşıdaki beyaz gemiye çekmesini söyledi. Daha kıyıdan 30 adım ayrılmamıştı ki öteki iki ressamın da ayrı ayrı yerlerden sandala binip var hızlarıyla gemiye yaklaştıklarını gördü. Kayıkçıya "Dayan amca, dayan!" diye gayret verecek oldu. Fakat bu manasız yarışın ne demek olduğunu anlamayan adamcağızın ters bir bakışı lafını ağzına tıkadı. Öteki kayıklar gitgide yaklaşıyorlardı. Her ikisi de tablolarını tamamlamamış olacaklardı ki şimdi kayıkta bile dizlerin üstüne koydukları mukavvalara fırçalarıyla bir şeyler ilave ediyorlar, şuralarını buralarını düzeltiyorlardı. Geminin merdivenine üçü de hemen hemen aynı zamanda vardılar. Kayıktan kayığa atlayarak Tevfik önde olmak üzere birbiri arkasından merdiveni çıktılar. Karşılarına ilk gelen oldukça temiz kıyafetli, mavi gözlü ve uzun burunlu tayfa Fransızca yahut İngilizce yerine tatlı bir Laz şivesiyle "Ne isteysunuz?" diye sorunca bir an duraladılar. Fakat bundan bir mana çıkarmaya uğraşmadan nezaketle bazı şeyler öğrenmek istediler. Birinin sözünü öteki ağzından alarak "Yatın sahibi nerede efendim? Kendilerini görmek istiyoruz." dediler. Daha sonra çekingen devam ettiler. "Gemilerinin resmini yaptık da kendilerine hediye edecektik." Daha konuşacaklardı fakat tam tepelerinden gelen boğuk, buna rağmen kuvvetli bir ses onları ürküttü. Başlarını o tarafa çevirince kaptan köprüsünün kenarına dayanmış, sarı dişli, en aşağı bir haftalık tıraşlı bir adamın iri gözlerini döndüre döndüre kendilerine bağırdığını gördüler. "Ne yatı ulan? Serseri misiniz nesiniz? Buraya alaya mı geldiniz? Şimdi o resimlerinizi başınıza geçiririm." Sonra orada kımıldamadan duran uzun burunlu tayfaya döndü. "Ne bekliyorsun be, atsana bunları dışarı," dedi. Kendisine meseleyi anlatmak isteyen ressamların yüzüne bile bakmadan kamerasına girdi, kapıyı vurdu. Mavi gözlü tayfa yumuşak fakat itiraz götürmez bir hareketle ressamları merdivene doğru sürüklerken "iyi etmediniz," dedi. "Bizim kaptan asabidir, şakadan haz etmez. Haydi güle güle."
Ressam Tevfik Aravurgun son bir gayretle sanki hiçbir şeyi denemeden bırakmamak için Tayfa'ya sordu. Peki bu yat kimin? Tayfa'nın yüzü kızardı, o da kızmaya başlamıştı. Uzun burnunun ucu titreyerek ''Bırak gevezeliği'' dedi. ''İşiniz yok mu sizin? Bu gemi kimsenin değil, devletin. Yatı nereden çıkardınız? Tahlisiye gemisi bu. 10 gündür vazifedeydik. İstanbul'a gelir gelmez nereden çıktınız? Hadi bakalım.'' Her üç ressam da kayıklarına binip döndüler. Biraz açılınca başlarını çevirip beyaz gemiye baktılar. Bunun sahiden yata benzer tarafı yoktu. Alçacık kıçı, sudan dimdik fırlayan yüksek burnu ile daha çok büyüyecek bir römorkora benziyordu. Beyaz boyası yer yer kirlenmiş, sıyrılmıştı. Ressamlar arkadaşlarının alayına uğramamak için bugün başlarından geçeni gizli tutmaya karar verdiler. Ama çok düşündükleri ve aradan yıllar geçtiği halde biçimsiz bir tahlisiye gemisini o gün kendilerine zarif ve beyaz bir yat gibi gösteren şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamadılar.